Günaydın. Sana da. Bu ne? Bunlar ne? Ha, mutfak ortak ama malzemeler benim. Sen de artık kendi tencere tavanı alırsın. Böylece karışmaz. Ha, bu arada tebrik ederim. Ne için? Vallahi ne yaptınız, ne ettiniz? Alttan girip, üstten girip annemin vicdanına dokundunuz. Kadın bütün mahalleliyle ortak olarak size düğün yapıyor. Ay ne oldu kız? Düğün mü? Heyecanlandım. İnanılmaz mutlu oldum. Ben buraları temizleyeyim. Ay yok yok. Mutfağımın hijyeni de benden sorulur. Ben hallederim. İyi madem. Ay babaanne vallahi haklıymışsın. Ya bu nasıl bir uyandırma şekli ya? Bittik oğlum, biz bittik, bittik. Yasemin, bana bilmediğin bir şey söyle ne olur. Bilmediğin bir şey söyleyeyim. Beren abla bize düğün yapıyor. Ne? Ne düğün? Ne düğün ya? Düğün nereden çıktı şimdi? Ulan cezası, git şunu. Kadın nasıl vicdan yaptırdıysak bütün mahalle toplanıp bize düğün yapacaklarmış. Hayır, eğer öyle bir düğün olacaksa benim Balıkesir'den annemi, babamı, 7 sülalemi çağırmam lazım. Nerede bu insanlar demezler mi ya? Ama belliydi. Bunun böyle olacağı belliydi. Makineli tüfek gibi yalan söylüyoruz. Belliydi bunların ayağımıza dolanacağı. Belliydi. Ah, bak, bunların hiçbiri benim aklıma gelmemişti Ateş. Oğlum nasıl sıyrılacağız biz bu işten? Bir dur be kadın be, bir dur. Eğer bu düğünü engelleyemezsek kalacak bir yerimiz olmayacak. Ne yapıyorsun ya? Buldum şampiyon, buldum. Ne buldun? Bu işten nasıl kılçıksız sıyrılacağımızı. Şimdi o kulaklarını aç ve beni iyi dinle. Babaanne, aynı dediğin gibi oldu. Düğünden bahsedince elindeki bardağı çat diye yere düşürdü. El ayağı birbirine dolandı kızın ayol. Ben diyeyim size, bunlar evli bile olmayabilir. Yok artık. Bu Züppe Ateş var ya, hani babasıyla ters düşmüş de bütün parayı pulu kaybetmiş. Belki de kaybetmedi. Bizim çatı katını belki garson yer olarak kullanıyor. Kız deme. Olur mu olur. Bir de şu Efsun denen kız var. Ne belli daldan dala konmadığı. Babaannem doğru söylüyor olabilir. Ne belli? Ay bir de Efsun vardı, ben onu unuttum. Şimdi ben babaanneme Ateş bana evli olmadığını söyledi desem olmaz. Of, o kadar yalan diyor ki yani beni de yakacak. Babam bu yaptıklarını duysa niye samimi oldun der. Ama ben samimi falan olmadım ki. Of, eğer bu evlilik sahteyse babaannem bunları suçüstü yakalar, babam kapının önüne koyar, ben de kurtulmuş olurum. Yürü be babaanne. Ay. Aa, niye bağırıyorsun kızım? Arkandayız babaannem, o yüzden değil mi abla? Ha tabii arkandayız babaannem. Onların ipliklerini pazara çıkar babaanne. Kim tutar seni babaannem? Yürü. Şakşuk olur. Yasemin. O gözlerindeki anlamsız ve sorgulayan bakışları görebiliyorum. Anladın değil mi? Bak, sürekli gözlerin dolu olacak. Dolu dolu olacak. Tamam. İyice sür. Sür. İyice sür. Sür sür, bir şey olmaz. Ya Ateş. Hı. Ben böyle bir şey yalan malzemesi yapamam. Yapmayalım Ateş, ne olur. Bana bak şampiyon. Eğer bu düğün olayını atlatmak istiyorsan başka çaremiz yok. Anladın mı?
O yüzden derhal kendine geliyorsun. Söylediklerimi asla unutmuyorsun. Ve en önemlisi bana güveniyorsun. Hadi. Hadi. Hıçkır. Aslan seni. Hadi gel. Hayır yani düğün haberini ben verecektim. Niye benden önce söyledin ki? Hiç anlamadım. Ay ne bileyim öyle sabah sabah kız mutlu olsun dedim anne. Peki öyle olsun bakalım. Merhabalar. Yasemin, ay bir şey mi oldu? Ne bu halin? Sormayın, sormayın. Ne oldu ya? Hayırdır, söylesenize. Babam küçük bir kalp krizi geçirmiş. Ameliyata almışlar. Ay. Bütün terslikler de sizi buluyor be kızım. Dün akşam eve hırsız girdi. Bugün baban kalp krizi geçirdi. Peki yapabileceğimiz bir şey var mı? Aslında yapabileceğimiz bir şey değil de maalesef yapamayacağımız bir şey var Perihan abla. Yani biz gerçekten çok mutlu olduk. Çok çok teşekkür ederiz ama bu düğünü iptal etmemiz lazım. Yani Yasemin'in de benim de gerçekten bütün tadımız, keyfimiz kaçtı. Tamam canım, önce sağlık. Gidin. Yani arabayı verelim, Balıkesir'e gidin. Sen rallicisin zaten. Ha? İşte ben bunu da düşündüm ama... Sonra? Annem katiyen gitmemizi istemiyor. Babam takıntılı bir şekilde okulu bitirmemi istediği için... istemiyorlar işte gitmemi. Ben dükkana gideyim. Çalışmak bana çok iyi geliyor. Git hayatım, git. İyice boşalt kafanı, rahatla. Dur kızım, dur. Ben de sen de geleyim de şu mantları atalım. Geçmiş olsun. Sağ ol. Evet, bugün de bitti. Süheyla, sen hiç zahmet etme. Ben yukarı çıkacağım zaten, ben götürürüm. Ay, zahmet olmasın. Yok canım, ne zahmeti? Ay, teşekkür ederim. Şöyle vereyim. Al beni yapmasın. Demir, şunlar da hazır. Hadi götürüver. Demir orada kalsın. Ben onunla konuşacağım, işim var. Anneciğim, ben pazara gideceğim ama. Evladım, dükkandan gidersin. Eline mi yapışır? Peki anne, peki. Anneciğim. Ha, gel annem, gel, gel, gel. Bunlar yine bir işler çeviriyorlar. Aa, o nereden çıktı yine babaanne? Kızın babası durmadan kalp krizi geçiriyor. Tövbe haşa, makine mi bu adam canım? Ölemedi bir türlü. Gerçi doğru söylüyorsun ya. İnsan babası kalp krizi geçirdiğinde gidip mantıcıda mantı mı açar? Neymiş efendim? Kafası dağılacakmış hanımefendinin. Bu kadar da yalan söylenir mi ya? İnsan ailesi hakkında yalan söyleyebilir mi? Lan. Bunlardan da her şey beklenir ya. Allah'ım, sen bunları bize sınav olsun diye mi yolladın ya Rabbim? Demir, sen şimdi şu anahtarı al, çatıya çık. Bunların evlilik cüzdanlarını bul. Bir bakalım bunların evliliği sahte mi değil mi? Ya çıkayım çıkmasına da herif yukarıda. İnsin çıkarım, ne olacak ya? Heh. Yani. Celal amca, ya benim biraz başım ağrıyor da eczaneye gidip gelsem olur mu? Geçmiş olsun. Git tabii kızım, git. Gerisi ben hallederim. Zaten bir şey de bırakmamışsın bana. Cansız mankeni alıp giydiririm, podyumda böyle yanımda yürütürüm ama yine de senden yardım almam ben. Yani bir inat uğruna koca seni niye yakacaksın? Yapma.
Bir senemi de yakarım, diktiğim o kıyafetleri de yakarım ama senden asla yardım istemem. Anlıyorsun beni değil mi? Ha? Kocacığım. Seninle birazcık konuşabilir miyiz? Tabii hayatım, konuşalım. Ama burada olmaz. Yukarıda konuşalım. Ay, evladım, siz gelin burada rahat rahat konuşun. Biz çıkarız yukarı. Gel evlat. Aa, yok Saadet anneciğim. Olur mu öyle şey? Siz rahatsız olmayın. Biz yukarıda konuşuruz. Estağfurullah, olur mu öyle şey? Ne münasebet. Siz rahatınızı hiç bozmayın. Biz yukarı çıkarız. Gel hayatım. Ara Süheyla, ara Demir'i ara. Babaanne ararsam duyarlar sesini. Dur mesaj atayım Demir'e. Acaba ne ayaksınız ha? Acaba ne ayaksınız? Saklan hemen. Lan nereye saklan? Evet. Ne var? Niye çağırdın beni? Ayşen'le aşağıda ne konuşuyordunuz Ateş? Hayda. Ben ne konuşacağım Ayşen'le? Telefonunu verdim. Mutfakta şarja takmış. O kadar. Ateş, bak tam düğünü hallettik derken başka iş çıkarma başımıza ne olur. Yasemin, bazen beni gerçekten çok yoruyorsun. Ya bir sakin olur musun artık? Düğün mevzusunu kapattık, bitti. Babanın kalp krizi geçirdiğine inandılar. Sen de inan artık, ne olur ya. Bir sakin ol, tamam, panik yapma. Bak, bu zamana kadar evliliğimizin sahte olduğunu anladılar mı? Ulan harbiden evleniyormuş bunlar ha. Sahtekarlar. Anlamadılar. Artık bir sal kendini de beni de ne olur. Bak böyle yaparsan erken ölürsün. Salamıyorum Ateş. Salamıyorum. Neden biliyor musun? Çünkü sana güvenmiyorum. Hah, işte en büyük hatayı da tam olarak burada yapıyorsun zaten. Allah Allah. Ya bir şey olmaz. Merak etme. Hep bir şey olmaz diye diye geldi zaten bütün bunlar başımıza. Peki başka bir şey yoksa gidebilir miyim artık? Yürü git. Başımıza yıkılacak bir gün bu ev. Taş düşsün Ateş. Efendim Celal amca. Kızım nasılsın? Daha iyiyim. Demir de ortalıklarda yok ama. Sen bugün istersen dinlen biraz. Ha, biz idare ederiz. Ha yok. Ay çalışmak bana iyi geliyor. Ben çıkıyordum zaten şimdi. Tamam o zaman sen bilirsin kızım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Demir Bey dışarılarda sürtüyormuş. Nerede sürtüyor acaba? Gerçi onda sürtecek tip de yok. Azıcık hırt o kadar. Ay. Başımıza bir iş gelecek. Gerçekten başımıza bir iş gelecek. Yani bu nedir ya? Asıl hırt sizsiniz. Bir de salaksınız. Evlilik cüzdanı yaptırıyorsun, üstüne soğuk damga basmıyorsun. Harbi salaksınız ya. Ama babaannem yani büyük insan ya benim babaannem harbiden. Bir tek sen uyandın be babaanne. Sana helal olsun ya. Hakikaten helal olsun. Ama ben size yapacağımı biliyorum. Biliyorum. Ne oluyor?
Buldun evlilik cüzdanını. Sahte değil mi? Bunlar evli de değil. Babasının hastalığı da zaten yalan. Bunların her şeyi yalan. Ben bir insanın gözüne bakar bakmaz anlarım yalan mı doğru mu diye. Bunların attığı adım yalan. Kıvırcık, dilimi sulu konuşsana. Hadi. Sultanım. Ablacığım. Yani ben şimdi size ne diyeyim bilemedim ki şu anda. Evladım sen ne diyeceğini bilmiyorsan ver bana, ben bakayım, ben sana söylerim. Ya evet, versene şu cüzdanı. Şu Yasemin cadalozunun haddini bildireyim. Evimizden de mutfağımdan da çekip gitsin ayol. Ya hanımlar, şimdi sizi hayal kırıklığına uğratmış gibi olacağım ama ne yazık ki bunların evlilikleri de, evlilik cüzdanları falan komple her şeyleri gerçek yani, ne yazık ki. Olmaz, olmaz, mümkün değil. Sen doğru dürüst bakamamışsındır. Ver ben bakayım, ver ben bakayım. Babaannem doğru söylüyor, sen bir sayfa atlamışsındır. Ver ben bakacağım. Ya hanımlar, rica edeceğim ama ya. Bir saniye. Tarafından tasdik edildi, test edildi, komple onaylandı. Soğuk damlasına kadar bu arkadaşların evliliği... gerçek. Lütfen ya. Sultanım. Ablacığım. Öpüyorum. Benim terazim şaşmaz. Şaşmaz. Hay Allah ya. Ya ne yapacağız babaanne? Bilmiyorum. Mutfağım. Ah yavrum.